Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. İyi haftalar diliyorum efendim. 8 Haziran 2021. Biz Post Amerika ekibi olarak biliyorsunuz haftaya Salı günü başlıyoruz. Bakalım Amerika'da ve Türkiye'de manşetlerde neler var? Bu bir Alzheimer ilacı ile ilgili hani görüşmeler vardı, size bahsediyordum. Orada kabulü, onayı falan bekleniyordu. O alındı, o çok var Amerika'da. İşte Kamala Harris'i çok göreceğiz falan. Türkiye'de de tabii aşılama ilgili son durum ne, hepsini aktaracağım size. The Washington Post gazetesiyle başlıyorum. Zaten manşetinde biraz önce söylediğim haber var. FDA approves Alzheimer's drug diyor. Yani FDA Alzheimer ilacını onayladı diyor. Ondan sonra yine böyle bir büyük resimde bir kavuşma anı var orada ya da bir sevinme anı, bakalım hikaye ne. Alexis Martin 23 hugs her attorney Jennifer Kinsley, avukatına sarılıyor. At an April 20 celebration of the first anniversary of her release from prison, hapishaneden çıkışının ilk yılını kutlamış. Alexis was 15 when she was accused of having a role in the killing of a man. 15 yaşında hapse girmiş, bir adamın ölümünde rolü var diye suçlanıyormuş. Who she said was abusing her and selling her for sex. Kendisini, o adamın kendisine eziyet ettiğini ve seks için sattığını söylemiş, kendisine öyle savunmuş. İşte hapishaneden çıkışını kutluyor, birinci yılını kutluyor. Kamala Harris'i çok göreceğiz demiştim. Guatemala'ya gitti kendisi. In Guatemala, Harris talks tough. Ve orada çok sert konuştu. Ne dedi? Gelmeyin, Amerika'ya gelmeyin dedi. Onun için eleştiriliyor. Bakalım diğer gazetelerde neler var? Yine aynı, bir sonraki gazetemiz de Boston Globe. Biraz önce bahsettiğim konulardan göreceksiniz yine. İşte Alzheimer'ı göreceksiniz, Kamala Harris'i göreceksiniz. Biogen, Alzheimer's drug gets FDA okay. FDA okay ne demek? FDA onayı aldı demek. Agency rebuffs advisory panel approves first treatment for deadly disease in nearly two decades. Yani iki decade'dir. İki decade ne demek oluyor? Bir decade 10 yılsa, iki decade 20 yıl. Bu hastalık için ilk kez 20 yıldır böyle bir ilaç onay alıyor. Güzel bir şey bu. Federal regulators approved the first new medicine for Alzheimer's disease in nearly two decades on Monday. A controversial drug from Biogen that is intended to slow the progression of the fatal illness in people with early symptoms but whose effectiveness is fiercely debated. Hala da aslında üzerinde şey var. Yani tartışma var bu arada. Hani iyi mi değil mi diye. Bakalım neler olacak. Hava durumu ile ilgili en altta you are right. En alttaki haberde you are right. It's hotter earlier and more often. Evet, artık sıcaklıklar eskiden daha erken başlıyor ve daha sık sıcak görünüyor. İklim değişikliği tabii. In Boston there are now twice as many nights when temperatures don't drop below 70 degrees. 70 derecenin altına düşmeyen artık bir sürü akşamları varmış Boston'ın. In Milton, the earliest 90 degree day now falls 2 weeks earlier than the historical average. Normalden 2 hafta önce sıcaklıklar başlıyor artık diyor. The Wall Street Journal gazetesine geçeceğim. Maalesef manşette çok büyük bir kaza göreceksiniz ve 48 kişinin, şu an için rakam 48, daha da akşam iki tren çarpışması. Nerede? Pakistan. Death toll climbs to 48 in crash of two trains in Pakistan. Yine hemen onun altında FDA, biraz önceki haber, FDA backs Alzheimer's drug over advisory panel's doubts. Bir sürü doubt'a rağmen, yani şüpheye rağmen demiş. Demek ki hala şüpheler devam ediyor. Hani etkisiyle ilgili bu ilacın. Hürriyet Daily gazetesine bakalım.
Orada da aynı haberlerimi göreceğiz. Zannetmiyorum, biraz daha farklı. Turkey to keep troops in Kabul if terms met. Eğer eğer anlaşabilirsek Afganistan'da işte troopslar kalacak diyor yani Turkish Army. We want to be able to stay in Afghanistan as long as the Afghan people want us to help them. Bizim onlara yardımımızı istedikleri sürece Afganistan'da kalmayı isteriz demişiz. Turkish Defense Minister Hulusi Akar söylemiş bunu. Biliyorsunuz bu aralar bir deniz salyası diye bir bela var başımızda. Onunla ilgili işte bir sürü proje var. Bir an önce çözmek için takımlar kuruldu. Onlardan bahsediyor. Teams start clearing shores of sea snot. Bu konuyla ilgili de hani kesinlikle yani Cumhurbaşkanımız da söyledi. İşte bu deniz salyasından kurtulmak için elimizden geleni yapacağız deniyor. Şimdi maalesef normalleşme, gradual normalization leads to wedding boom. Nelere yol açtı? Düğün. Düğünlerde patlama oldu. Yani herkes böyle can hıraç bir koşturup evlenme peşinde ama başlarına da iş alacaklar gibi görünüyor. Çünkü geçenlerde bir cenaze törenine katılıp 33 kişi maalesef COVID oldu. Los Angeles Times gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Bakalım farklı bir şey görecek miyiz? Yine Kamala Harris'i görüyorum manşette. Kamala Harris with Guatemalan President Alejandro Gimatel, whom she urged along with other leaders to reduce poverty, violence and corruption and to give citizens reasons to stay in their home countries. Evet, Kamala Harris tabii Guatemala başkanına yani lütfen bu fakirliği, şiddeti, hani bir an önce daha da düşürün ki bu insanlar ülkelerinde kalmak için sebepleri olsun. Yani kısacası bize gelmesin demek istemiş. Gazetede sol tarafta yine Alzheimer'ın ilacının onayını görüyorum. Drug is approved despite concerns. FDA greenlights Alzheimer's treatment against experts' advice and in spite of lack of clear clinical benefit. Yani klinik böyle çok açıkça klinik bir faydası olduğunu gösteren bir kanıt olmadan verilmiş bir onay bu arada. Evet. Daily News'a bakıyorum. Daily News'da yine FDA okays disputed drug for Alzheimer's demiş. Aşağıya doğru baktığımda yine bir işte şeyde yani yolda öldürülme hani hep olur ya silah çatışmalar olur. Officials say they have car gun from shooting. Orange County District Attorney Todd Spitzer, joined by members of the California Highway Patrol, holds a photo of Aiden Leos at a news conference Monday in Santa Ana regarding the investigation into the shooting death of the 6-year-old. 6 yaşında maalesef öldürülen çocuğun işte suçluları aranıyor. Two people have been arrested ve 2 kişi tutuklanıyor. District Attorney is still mulling what charges to bring against Costa Mesa pair, who CHP says were surprised at being arrested in death of 6-year-old boy. Bu gördüğünüz kişiler tutuklanıyor efendim. Olan yine küçücük bir çocuğu olmuş. Daily Sabah gazetesiyle Türkiye diyarlarına bir bakalım. Yine deniz salyası. New action plan initiated to combat sea snot spread. Yani bu dağılımı engelleyecek bir aksiyon planı yapılıyor Türkiye'de. Turkey has announced a comprehensive roadmap ve bunun içinde bir yol haritası açıklandı. And established an emergency desk, including experts and government officials to stop the spread of marine mucilage of sea snot in the Marmara Sea. A new phenomenon posing an environmental threat to the region. Euro 2020 final countdown to Euro 2020 national team pins hopes on Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu üzerindeymiş umutlar Euro 2020 için. Chicago Sun-Times'a bakıyoruz. Öldürülen, yani şimdi şöyle bir oran var. Kids in the Crossfire diye manşet yapmış Chicago Sun-Times. Çünkü çocuklar ateş
hattı arasında, yani o ateşin arasında maalesef kalıyorlar ve öldürülüyorlar. Hatta geçen yıldan 3 katı daha fazla oranda. Kids in the Crossfire. Nerede? Chicago'da. Children in Chicago are dying from gun violence at a rate 3 times higher than last year. Çok kötü bir oran bu. Çok kötü bir oran. The Sun gazetesine bakıyorum. Yine biraz önceki haberle aynı. İkisi de aynı manşeti yapmış herhalde ya da bir hata var bilmiyorum. Hani bu öldürülmüş olan çocuğun, 6 yaşındaki çocuğun işte katil zanlıları tutuklanmış ve FDA okays disputed drug for Alzheimer's. FDA Alzheimer için şeyi, ilacı onaylıyor. Peki İngiltere tarafında ne oluyor? Ona bir bakalım. Yazık. Minik bir bebek daha ölmüş kanalda. Baby found of boy who died in channel. 1-year-old refugee Artin Iraneshad was discovered on Norwegian shore. Norveç sınırında şey olmuş, bulunmuş. After a shipwreck in October. Ekim'de batan bir gemiden sonra yazık onun bedenine ulaşmışlar. Yine Alzheimer ile ilgili İngiltere'de bir manşet yapmış. First Alzheimer's drug approved in 20 years. 20 yılda ilk kez Alzheimer ilacı onay alıyor diyor. Controversial treatment cleared in US despite mixed evidence. Scientists hail major milestone amid calls for use in the UK. Yine Independent gazetesi de hani şaibeli olmasına rağmen yapılan araştırmalar yine de onay aldı demiş. Peki The New York Times ile Amerika'ya geri döneceğim ama manşetinde Amerika yok. Neresi var? Yine çok kötü bir resimle karşılaşacaksınız şimdi. Biraz önce bahsettiğim tren kazası. Mangled trains in southern Pakistan, at least 35 people. Şimdi burada 35 kişi diyor ama bu 48'e çıktı. Biraz önce söyledim ölü sayısı. Killed when an express passenger train derailed in Punjab province and a second one slammed into it. Ne oluyor? Bir tanesi yoldan çıkıyor, öbürü ile kafa kafaya çarpışıyor maalesef. Çok evet, yine aşağıda Kamala Harris in Guatemala, Harris discourages migration. Yani Guatemala'da aslında tam olarak şunu yaptı Kamala Harris. Immigration'ı, yani göçü, hani hep böyle destekler görünüyorlar, böyle hani sanki böyle bir kucaklar gibi bir durumdaydı Biden yönetimi. Ama baktılar baş edemeyecekler. Şimdi ne diyorlar? Do not come. Resmen öyle dedi. In her first foreign trip as Vice President Kamala Harris promoted regional development. Regional bir şekilde, yani bölgesel bir şekilde büyüyün dedi. Bölgesel ne demek? Ülkende kal. Orada büyü, orada zenginleş demek istedi. Amerika'dan son gazeteme bakıyorum. The Washington Times. Hackerlarla ilgili ciddi başı belada dünyanın, biliyorsunuz. Bitcoin ile ilgili de başı belada. US struggles to meet rising wave of ransomware attacks. Experts criticize Biden for lack of confrontation. Bu konuyla ilgili gerçekten bir sürü şirkette başı belada. Federal officials said Monday that they had recovered millions of dollars in cryptocurrency paid to the hackers who attacked the Colonial Pipeline and disrupted gas supplies last month. Geçen ay hatırlarsanız benzinde de hackerlardan dolayı çok ciddi sıkıntı yaşanmıştı ve bir sürü milyonlarca dolar kripto para hackerlara gitmiş. Bir de böyle bir şey var. Korkunç bence. Evet, bakalım şimdi Türkiye'de manşetlerde neler var? Amerika'da belli ki işte en çok konu bu aralar Alzheimer ve Kamala Harris. En çok onu gördük. Peki Hürriyet'te neler var?
ağlatan sorular demiş. LGS'de, biliyorsunuz Türkiye'de öğrenciler LGS sınavına girdiler. Yazık, yine heyecanlandılar. Zaten konuların çoğunu kaçırdılar. Ve tabii çok zor sorularla karşılaşınca da ağlayanlar olmuş belli ki. LGS'de öğrenciler çok zor matematik sorularıyla karşılaştı. Verilen süre çoğu öğrenciye yetmedi. Gözyaşlarını tutamayanlar bile vardı. Peki bu sorular nasıl hazırlanıyor? İşte soru havuzu sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sorular uzmanlarca inceleniyor. Kolay, orta ve zor derecedeki sorular belirlenip her test için 10 veya 15 katı soru havuzu atılıyor. Uzmanlar bu havuzdaki soruları zorluk derecelerine göre seçiyormuş efendim. Seçimlerde Türk sürprizi, Türk-Armeni sürprizi. Türk-Armin lakaplı Armin Laschet'in partisi CDU, Almanya'da Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimlerinde sürpriz bir zafere imza attı. Oyunu %7.3 artırarak %37.1'e ulaşan CDU anket şirketlerinde ters köşeye yatırdı. Bu sonuçlar 26 Eylül'deki genel seçimlerde Merkel'in başbakanlık koltuğuna aday olan CDU Genel Başkanı Lassel'in yüzünü güldürdü. CDU'nun eyaletteki bu başarısı Lassel için olumlu sinyal olarak yorumlandı. Şimdi efendim, deniz salyası Karadeniz'e de vardı. O yüzden de bu manşette Karadeniz'de kabusu gördü diyor. Marmara'yı saran deniz salyası Ordu'nun Fatsa kıyılarında da ortaya çıkınca bölge alarma geçti. Balıkçılar Yalıköy limanında deniz salyası öbeğini fark edince hemen belediyeye ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler deniz yüzeyinde salya temizliğine başladı. Profesör Doktor Mehmet Aydın, Karadeniz'in de Marmara gibi kapalı bir deniz olduğunu vurgulayarak şehirler biyolojik arıtmaya geçmeli dedi. 25 yıllık gaz hazır diyor Sabah gazetesi manşetinde. Enerji Bakanı dönmez, keşfedilen 540 milyar metreküplük rezerv, konutların 25 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılar dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuaz Medya ve Para Dergisi'nin düzenlediği enerji zirvesinde önemli açıklamalar yaptı. Karadeniz'in de bu yıl içinde bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. İlave rezervler bulma konusunda çok umutluyuz demiş. Bu konuyla ilgili sizin için hazırladığımız bir haber var. Birlikte izleyelim efendim. Buyurun. Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de yeni bir keşfe daha imza attı. 2020'de keşfedilen 405 milyar metreküpün ardından bu sefer de 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulundu. Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize diliyorum. Cumhurbaşkanı keşfedilen doğal gaz rezervleriyle ilgili yürütülecek süreci de anlattı. Kanuni sondaj gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime getirmek üzere faaliyete başlayacak. Erdoğan doğalgazın kıyıya nasıl çıkacağını da anlattı. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleridir. İkinci aşama kara doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek olan tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanımı hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem, her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak, imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz, temeli atılan işletme tesisinde kullanıma hazır hale gelecek. Hedefse Karadeniz gazının 2023'te Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılması.
milletimize söz verdiğimiz şekilde Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız, görüyorsunuz, gece gündüz çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli açıklamaları Filyos Limanı açılışında yaptı. Limanın hem doğal gazın aktarımı hem de bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdi sizi bir sonraki haberle Diyarbakır'a götüreceğim. Orada bir kadın kaymakamı çok sevmişler. Kaymakam abla gönülleri fethetti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin kadın kaymakamı vatandaşa ilgi ve şefkatiyle gönüllere taht kurdu. Çınar geçen yıl atanan kaymakam Güher Sinem Büyüknal Çacığı 7'den 70'e herkese gösterdiği ilgiyle kısa sürede ilçenin kaymakam ablası oldu. Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle örnek oluştu. Müsilaj için en büyük temizlik demiş Sabah gazetesi bir de. Çevre Bakanlığı'ndan deniz salyasıyla mücadele genelgesi 7/24 çalışarak Marmara'da en büyük temizliği başlatıyoruz. Bakanlık 7 il valiliği, belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün ve 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetime ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak dedi. Türkiye gazetesine bakalım. PKK'yı ininde vuruyoruz, bataklık böyle kurutuluyor. Bakalım bunu kim söylemiş? Suriye ve Kuzey Irak'ta istihbarat ağını genişleten Türkiye, teröristleri saklandıkları yerde bulup anında yok ediyor. Türkiye, terörü can evinden vurmak için ara bul yok et stratejisini uyguluyor. Gelelim antikorlara, ne kadar koruyorlar? Bir bakalım, antikor bir yıl koruyormuş. Covid-19 geçirenlerde bağışıklığın en az bir sene koruyucu olduğu tespit edildi. İtalya'nın araştırması Covid-19'u atlatan 1579 kişiden sadece 5'inin tekrar hastalandığını, bağışıklığın da bir yıla kadar çıktığını ortaya koydu. Türkiye hem hastalığı geçirenlere hem de aşısını yaptıranlara 3. dozu gündeme aldı. Biraz önce Pakistan'dan haber vermiştim. Türkiye basında yer vermiş. 11 vagon birbirine girdi. Defalarca kazalara sahne olan Pakistan'da yine can pazarı yaşandı. Sindh eyaletinde hareket halindeki trenin yerinden çıkan vagonu karşı yönden gelen başka bir trene çarptı. Enkazdan 51 ceset, 100 yaralı çıkarıldı. Yani ben haberleri okuyana kadar bile, yani bir gazeteden öbürüne geçene kadar bile ölü sayısı artıyor farkındaysanız. Haberimiz var. Birlikte izleyelim bakalım görüntüler nasıl. Pakistan'ın Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkıp sürüklendi. Karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı. Tren kazasında 30'dan fazla kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı. Kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı. İki trende ortalama 900 bin arası yolcu bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı. Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Akşam gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Aşı artıyor, vakalar düşüyor. Nisan'da %20 olan vakaların test sayısına oranı %2.6'ya geriledi. Aşılanma rakamları günlük 350 binin üzerine çıktı. Yeni normal hayatta ilk hafta geride kaldı. Endişeler yerini umuda bıraktı. Nisan sonundan bugüne günlük vaka sayısı %85.7. Aktif vaka sayısı %84 azaldı. Kasım'da 7381 ile zirve yapan günlük hasta sayısı 500'ün altına indi.
HDP'ye ikinci kapatma davası, 850 sayfalık yeni bir iddianame hazırlayan Yargıtay Başsavcısı, HDP eylemleriyle devletin bağımsızlığına, bütünlüğüne karşı suç işlemiştir dedi. AYM'nin 17 Mart'taki ilk iddianameyi iade etmesinin ardından hazırlanan ikinci iddianamede, HDP'nin kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve 500 partiliye siyasi yasak istendi. Erdoğan ve Biden her şeyi konuşacak ABD'den. 14 Haziran'da NATO zirvesinde gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden ile Başkan Erdoğan'ın birbirlerini çok iyi tanıdıklarını vurguladı. Birbirleriyle epey zaman geçirdiler. İlişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı dört gözle bekliyorlar. Milliyet gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Küçük balığı rahat bırakın. Marmara'yı ölüme sürükleyen müsilajın birincil nedeni planktonla beslenen küçük balık türlerinin gırgır tekneleri yüzünden ortadan kalkması. Uzmanlar Marmara'yı bezeyen müsilajın birincil nedeninin küçük balık türlerinin ortadan kalkması olduğuna dikkat çekiyor. Doçent Doktor Aslan Yüksek, besin zincirine ortak balık türleri yok olunca deniz anaları ortama hakim olmaya başlar. 2 yıldır deniz anasına dikkat çekiyoruz ancak sesimizi duyan olmadı dedi. Ukrayna-Rusya arasında bir forma savaşı varmış sevgili seyirciler. Ukrayna futbol takımının Euro 2020'de giyeceği formaya işlenen haritada Kırım'ın Ukrayna içinde yer almasına Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, formanın Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını söyledi. Posta gazetesine bakıyorum. Yine denizlerdeki kabustan bahsediyor. Üç denizin kabusu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün Marmara'daki müsilaj kabusuna karşı en büyük deniz temizliği seferberliğini başlatıyor. Ancak ortaya çıkan manzara bunun hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Zira deniz salyası ilk kez Marmara'yı da aşarak Ege ve Karadeniz'e taşındı. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası Ege Denizi'ne akmaya başladı. Çanakkale Boğazı'nı geçen müsilajın ilk görüldüğü yer Bozcaada kıyılarıydı. Müsilajın kısa sürede tatil cenneti Kuzey Ege koylarına etkisini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diyanet Çocuk Kanalı istiyor. Diyanet ile TRT arasında çocuk kanalı kurulması için ön anlaşma sağlandı. Kanalda İslam dinini öğreten çizgi filmler yer alacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanoğlunun karakterinin %80'i 7 yaş öncesi oluşuyor. Bu karakter yapısında Diyanet'in, TRT'nin katkısının olması lazım diye konuştu. Bakalım spor dünyasında neler oluyor sevgili seyirciler. Hangi gazeteyle fanatik? Fernandinho, Brezilya basınından flaş açıklama. Galatasaray'ın Fernandinho ile ilgilendiği 36 yaşındaki yıldız orta sahanın da İstanbul'a gelmeye oldukça sıcak baktığı yazıldı. Daha önce Man City'den Fernando'yu kadrosuna katan ve Samba'cının önderliğinde 2 şampiyonluk yaşayan Cimbom, Fernandinho transferiyle de aynı havayı yakalamak istiyor. Şampiyon Anadolu Efes, Euroleague'de kupayı kaldırıp tarih yazan Ergin Ataman ve öğrencileri, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko'yu final serisindeki 3. maçta da net bir skorla deviren Anadolu Efes, sezonu çifte zaferle tamamladı. Foto maça geçiyorum sevgili seyirciler. Bir numaralı hedef Villas Boas. Birçok teknik direktörle temasta olan Fenerbahçe'nin Villas Boas'ı öncelikli olarak düşündüğü, hatta resmi teklif sunduğu ortaya çıktı. Villa Boas'ı düşünüyorlarmış. İspanyol ve Fransız medyası Şubat ayında Marsilya'dan ayrılan Villa Boas'ın futbol sahnesine Fenerbahçe ile geri dönebileceğini duyurdu. Cimbom'dan Mert sürprizi, Galatasaray'ın transfer komitesinin Roma Sportif Direktörü De Sanctis ile görüşerek Mert Çetin için kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. De Sanctis olumlu yaklaştı ancak 24 yaşındaki stoper için kiralık gittiği Verona'nın da ikna edilmesi gerekiyormuş efendim. Evet, spordan da bu kadar. Sizin için hazırladığımız manşetler. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan elimizden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte karşınızdayız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.